Merhaba sevgili dostlar. Yeni leş kaktüsleriyle yine sizinleyim. Evet, bugün Viola Verde'miz açmış durumda. Bu gördüğünüz Stapella Viola Verde. En sevdiğim türlerden bir tanesi. Bu da Hirsuta'mız. Şöyle. Çizgileri harika. Bu da, bunu biraz daha yakından göstereyim. Stapelyamızı. Şöyle biraz nadide bir tür. Çok az kişide bulunuyor şu an. Sadece 2 çelik sattım bundan. Koleksiyonerlerde bulunur ancak. Mesela benim gibi 1-2 koleksiyonerde daha var. Onlar da satıyor mu satmıyor mu bilmiyorum ama ben onlardan aldım. Muhteşem bir rengi var. Şimdi kış rengine dönmüş. Hafif bir solukluğu var. Yani koyuluğu var. Şurası soluk dedim de pardon. Kusura bakmayın. Şu kenarları daha koyu olmuş. Soğuk günlerde daha koyulaşıyor stapelyalar. Ve aşırı tüylü. Bakar mısınız tüylerine? Biraz yakından göstereyim. Şöyle. Oldukça tüylü bir tür. 2 gün önce saksısını değiştirdim. Tomurcukluydu. Bugün tesadüf gördüm açmış olduğunu. Yani siz de korkmayın, değiştirebilirsiniz saksıyı tomurcukluysa. Bakın maşallahı var. Her tarafından tomurcuk çıkmış. 1, 2, 3, 4, 5, şurası, çiçeğin arkasında bir tane var, 6, bu tarafta da var, bu dal da böyle dolu. Bir taraftan şurada da var. Maşallah maşallah. Bir taraftan çiçek açıyor. Bir taraftan da dal veriyor. Bakar mısınız? Bol bol dal veriyor. Çok seviyorum çok. Böyle nadide türleri çok seviyorum. Şöyle yakından gösterelim. Evet. Bu da Getleffi'miz. Stapella Getleffi. 2 gün önce açmıştı. Hala dipdiri. Gördüğünüz gibi. Bu da başka bir tomurcuğu. Bunun da saksısını değiştirdim. Ve ilaçladım. Özellikle ilaçladım. Mantara karşı çok korkum var benim. Şu güneş yanığı. Gölgedeydi bu dal. Birdenbire saksıyı çevirdim. Böyle güneş yanığı oldu. Ama gördüğünüz gibi bol tomurcuklu. Bir taraftan açıyor. Şu bir hafta önce açmıştı. Hatta başka bir videoda size göstermiştim. Bol tomurcuklu, bol çiçekli bir stapelyamız. Bu tarafta da tomurcuğu var. Bu da sevdiğim türlerden bir tanesi. Evet. Burada da kocaman iri çiçekli Stapella Gigantea Yellow Form. Yani sarı form. Şöyle.
Bu da açmak üzere olan başka bir tomurcuğu. Her zaman yaptığım gibi şimdi de aynı şeyi yapacağım. Onu açacağım. Çünkü buradan açılmak üzere. Görüyor musunuz? Açılmış. Yani zorlanmadan açabilirim. Bakın rahatlıkla kolayca açılabiliyor. Bunun saksısını daha değiştirmedim. Bunlara sıra gelmedi. Onu da değiştireceğim. Daha geniş bir kaba alacağım. Daha güzel bir saksıya koyacağım onu. Evet. Kocaman. Bakın. Arka tarafta da bir tane daha var. Yok, bu daha açılmayacak. Zamanı var. Taşıma esnasında kırılıyor maalesef. Bir yerden bir yere alırken. Hiç önemli değil. Zaten çelik almam gerekiyor. Şuraya koyalım. Evet. Bunu çeliklemem lazım. Şimdi öteki stapelyalarımı göstereceğim size. Onlar da rengarenk çok güzel. Bu da 3 gün önce açmıştı. Hala açık. Bunların hepsi saksısı değişti. Bol tomurcuklu leş kaktüslerim. Minnacık saksı da açmış. Pardon, tomurcuk vermiş, açmamış. Açacak inşallah yakında. Bunun türünü merak ediyorum. Artık benim diktiğim dallardan mı? Başka yerden satın aldığım dallardan mı bilmiyorum. İnşallah başka yerden aldığım dallardandır. Bu da açalı 3 gün oldu. İkinci, üçüncü günde arkaya kıvrılıyor. Bu da öyle arkaya kıvrılmış. Bakın. Hiç çiçeği eksik olmayan minik türlerden. Hiçbir şekilde çiçeği eksik olmuyor. Bu da Hornea hystrix parvula. Ama artık çiçeği geçmiş. Başkası açıyor. Bakar mısınız? Bu tomurcuk da yakında açar. Bu da daha önce bol bol gösterdiğim çiçeklerden bir tanesi. Bu özel türdür. Ama çiçeği çok miniktir. Sapsarı bir çiçeği var, çok minik. Bakın,
Parmak ucu kadar değil bile. İki gün önce resmini Instagram'da paylaştığım Orbea türü. Klasik olduğunu biliyordum. Dua ediyordum başka renk çıksın diye ama maalesef gördüğünüz gibi koyu bordo bir tür. Videonun sonuna geldik. Bugünlük bu kadar yeter. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Başka bir videoda görüşmek üzere.